Bizim TV'den merhaba sevgili izleyiciler. Ekonomi konuşacağız. Ekonomik kriz var mı yok mu noktasında artık iliklerimize kadar hissettik. Şimdi işsizlik rakamları ortada, enflasyon rakamı ortada. Bu arada asgari ücret komisyonu görüşmeleri var. Sendikalar ne diyor? Komisyondan nasıl bir rakam çıkacak? Ekonomik krize yenik düşen şirketler var. Çok ünlü, hepimizin bildiği, kamuoyu tarafından çok iyi bilinen şirketler var. Bütün bunlar ne anlama geliyor? Sayın Mustafa Sönmez'le konuşacağız telefon hattımızda. Sayın Sönmez hoş geldiniz bizim TV'ye. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkürler. Evet, arka arkaya iflaslar geliyor. Şimdi ekonomik kriz var mı yok mu? Çok kereler konuştuk ama örneğin Atlas Global var, Sarar işçi çıkarıyor. Bildiğimiz önemli şirketler arasında bunlar. Doğa Koleji'nde bir takım şeyler oluyor. Ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. İşte öğretmenlere bir süredir maaş ödenemediği ve artık bu noktada derslere girmedikleri söyleniyor. Öğrenciler mağdur, veliler mağdur. Nasıl değerlendirmek gerekir bu tabloyu? Ekonomik kriz var mı yok mu? Yani krizi büyüme rakamlarıyla ölçeceksek, yani ülkede üretilen mal ve hizmetler artıyor mu, azalıyor mu, genellikle böyle yapılır resmi olarak da. Geçen yıl 2018 dördüncü çeyreğinden başlayarak Türkiye 3 çeyrek, 3 mevsim negatif büyüdü. Yani 3 çeyrek eskiden ürettiği kadar mal ve hizmet üretemedi. Bu anlamda bir kriz tüneline girdi. Son açıklanan 3. çeyrek, yani Temmuz-Eylül dönemine ait 3. çeyrekte sadece 0,9'luk bir büyüme görüldü. Bu da çok dikkate değer bir iyileşme değil. Yani Türkiye hala kriz tünelinde. Bunun bütün belirtileri apaçık ortada. Halkın en yakından hissettiği şey krizle ilgili işsizliktir. İşsizlik %14'ün üstünde, 4,6 milyon insan fiilen iş arıyor. Yani iş her gün, belki her hafta muhtelif iş bulma kanallarına başvurarak iş arıyor. Yani bundan hala bir kriz tanımı olamaz. Sonuçta buna eşlik eden, geçen yıl %20'yi bulan, bu yılda %12 olacağını hükümetin de kabul ettiği bir enflasyon var. Ama bu rakamları daha çok 12 ayın ortalaması olarak okumak lazım. O zaman da halkın gerçekten hissettiği %16 dolayında bir genel enflasyon var. Gıda fiyatlarında %21'i aşkın bir enflasyon var. Düşünün, bir aile bu yüksek enflasyonla bir yandan baş etmeye çalışıyor. Bir de başına işten çıkarma gibi bir kaza geliyor. Yani hem fiyatlar artıyor, hem eve giren gelir azalıyor. Eğer iki kişi Azalıyor ya da çalışırsa, bitiyor. Evet. evet, yani burada bu insanlar için kriz filan bitmiyor. Yani tersine yeni başlıyor ya da ömrü uzuyor. Böyle bir durum var. Bunun şirketlere yansımaları da tabii uzun süre AKP iktidarı bankaları, özellikle özel ve yabancı bankaları tehdit ederek firmaların üstüne gitmemelerini, kredileri yeniden yapılandırmalarını istedi. Onlar da bir kerelik yaptılar bunu belki, ama devamında işin sonu gelmiyor. Gelmeyince de ne firmalar borçlarını ödeyebiliyorlar, ne bankalar alacaklarını tahsil Peki edebiliyorlar. bu arada şimdi bu tablo itibariyle bazı kurtarılan şirketler var. Örneğin işte dün biliyorsunuz gündeme düştü. Bu Ankara'da Next Level alışveriş merkezi var. Onun bir uzunca bir gökdelen var. Onun alışveriş merkezi ve orada bulunan keyfi kafe bu batan kısımlar arasında. Bunun sahibinin de AKP'li bir milletvekilinin eşi olduğu söyleniyor. Ziraat Bankası da işte olaya el koymuş gibi diyebiliriz. Bu kurtarılan şirketler için ne diyeceksiniz peki?
Ondan önce tabii İstanbul Finans Merkezi'ni hatırlatmak isterim. İstanbul Finans Merkezi'nde Ağoğlu ve iki tane daha şirket üstlendikleri işleri tamamlayamıyorlardı. Varlık fonundan, yani bu bütçeye paralel oluşturulan ve başında Erdoğan ile damadının olduğu varlık fonundan çıkarılan para, hatta varlık fonundan çıkarılan para da değil, borçlandılar. Dışarıdan borçlandı varlık fonu. Bu parayla öncelikle Ağoğlu'nu ve iki tane müteahhit şirketi kurtardı. Onların şimdiye kadar yapmış olduğu işlere karşılık onlara para verdi. Ve öyle bir kurtarma operasyonunun alası İstanbul'da gerçekleşti. Yani benzerleri bildiğimiz bilmediğimiz devam ediyor. Bir kısmına tabii can simidi atılıyor, bir kısmına atılmıyor. Burada da kendilerine yakın olanlar ve olmayanlar diye ayrımlar yapıyorlar. Yani özellikle kamu bankaları, yani Ziraat, Halk Bankası ve Vakıf Bank, bu kuruluşlardan kredi alanların bu kredi borçlarını geri ödeyip ödemedikleri, ne tür kolaylıklara mazhar olduklarını bilmiyoruz. Yani bunları bunları denetleyecek maalesef ne denetim organları kaldı, ne parlamento kaldı, ne sorgulayacak bir bağımsız medya kaldı. Dolayısıyla bize ulaşan bilgiler sadece bu kalın sis perdesinin arkasından sızanlar. Ama çok iyi biliyoruz ki her yer kaynıyor. Her yer kaynıyor. İşte en son duymuşsunuzdur, İstanbul'da köklü, bayağı geniş yaygın bir eğitim kurumu, Doğa Koleji. Evet, yani şimdi veliler haklı olarak diyorlar ki biz her ay şeyimizi ödüyoruz, taksitlerimizi ödüyoruz. Ama öğrenciler... Bir de peşin, ağırlıklı olarak peşin ödenmiş Mustafa Bey. Ödenmiş, evet. Veliler bunu açıkça ifade ediyorlar ve öğrencilere öğretmen falan gitmiyor. Öğretmenler de haklı olarak ve diğer personel haklı olarak diyorlar ki bize maaş ödenmiyor. Doğru. Yani maaş ödenmiyor. Demek ki o taksitleri okul başka bir yerlere borç ödüyor herhalde. Böyle bir eğitim kurumunda ciddi bir mağduriyet var. Az buz değil de bu binlerce öğrencinin ve velinin bir eğitim sorunu. Yani fabrika falan değil, çocukları, özellikle çocukları böyle bir şeyle yüz yüze bırakmak büyük insafsızlık. Yani eğitim sistemiyle karşılaştırdığınız zaman şimdi çocuklarımız artık yarış atı gibi, bir saatlerinin bile boş geçmemesi gerekiyor. Çünkü eğitim sistemi öyle o hale getirdi çocukları. Ama burada günlerdir derse girilmeyen sınıflar var. Sınavlara hazırlanan çocuklar var. Veliler feryat figan ediyor. Yani nasıl bir mantık bu? Nasıl bir, neler oluyorsa artık. Bakın burada da çok kayırmacı ve çifte standart var. Bir şehir üniversitesi meselesi var ayrıca. Bu şehir üniversitesi Davutoğlu'nun himayesinde, eski tekel arsaları hibe edilerek kurulmuştu. Şimdi kamu arsası hibe edildiği için Mimarlar Odası haklı olarak dava açtı. Dedi ki bu kamu arsasıdır, siz bunu nasıl bedelsiz olarak bir vakıf üniversitesine tahsis edersiniz ve davayı kazandılar. Fakat bu şehir üniversitesi bu arsaları, bu gayrimenkulleri teminat göstererek Halk Bankası'ndan krediler almış. Şimdi Halk Bankası dönüp bunlara diyor ki bu arsalar sizin değilmiş, bunlar siz bize yanlış teminat gösterdiniz ve üniversiteye el koymaya kalktı. Sonuçta da şimdi kayyım atandı. Bakın orası da bir eğitim kurumu. Böyle kaotik bir durumda canları istediğinde kayyım atıyorlar. Peki Doğa Koleji'ne de kayyım atasınlar o zaman. Yani orası da bir eğitim kurumu. Bunu niye yapmıyorlar? İnsanları mağdur ediyorlar. İşte orada birisinin bileğini bükmek ve had bildirmek, yani içinde Davutoğlu var diye. Öyle bir davranış var. Burada başka bir davranış var. Yani neresinden tutsanız gerçekten bir kepazelik. Evet. Yani bir mantık aramak da
saçmalık oldu artık çünkü kendilerine göre bir yol haritaları var. Kime ne yapacaklarını. Lale Hanım, hangi mantığı arıyorsunuz Allah aşkına? Şu 15 santralin zehir kusan 15 santrale ya. El kaldıranlar filtre takılmasın 2,5 yıl daha zehir kussunlar diye el kaldıranlar, sonra Erdoğan veto etti diye gidip ona teşekkür ettiler. Bunun mantık neresinde yani? Bu akıl izan hiçbir şey kalmış değil yani. Evet, hakikaten öyle. Şimdi bir de az önce maaşlardan, işte eve giren maaş sayısından falan söz ettik, siz değerlendirdiniz. Asgari ücret belli olacak, komisyon çalışmaları devam ediyor biliyorsunuz. 2020 liraydı. Şimdi ne kadar olacak? Gözler orada, 10 bin isteyen talep eden var, işte 5 bin talep eden var. Bunlar tabii hani AKP iktidarının yönettiği ekonomide ücretliye reva gördüğü koşulları göz önünde bulundurursak biraz afaki rakamlar. Türk İş Başkanı Ergün Atalay'ın 2578'in altında olursa masaya oturmayız açıklaması var. Ne düşünüyorsunuz bu gelecek yeni asgari ücret konusunda? Valla öncelikle şu Türk İş Başkanı'ndan başlamak isterim. Evet. Biliyorsunuz Türk İş her ay bize iki veri açıklar. Açlık sınırı, yoksulluk sınırı. Evet. Yani bunu yıllardır yapar her ay. Açlık sınırı nedir? 4 kişilik ailenin asgari mutfak giderleri. Evet. Yoksulluk sınırı da mutfak artı diğer asgari ihtiyaçları. Evet. Şimdi bu Türk İş alt alta koyduğunuzda yaklaşık 4 kişilik bir aile için her ay en son açıkladığı veri 8-9 bin lira. Evet. Şimdi aynı Türk İş bakın, bunlar herhalde çifte karakterli şeyler değil. Aynı Türk İş'in başkanı şimdi asgari ücret 2578 lira olsun diyor. Evet, evet. Peki sen bize niye böyle açlık sınırını başka türlü, yoksulluk sınırını başka türlü açıklarken her ay dönüp 2578 lira asgari ücreti neye sığdırıyorsun? Hangi fikre, hangi standarda sığdırıyorsun? Böyle afaki, yani bunlara bir de maalesef işte bundan dolayı işçiler sendikaya falan gitmiyorlar. Böyle adamlara güvenmiyorlar hakikaten, haklı olarak da. Diskin ki daha tutarlı, daha akla yatkın. Onlar 3200 lira bir asgari ücret talep ediyorlar. Fakat size söyleyeyim Nihal Hanım, yani bu hükümet en bonkör zammı 2015 yılında, yani seçimlerden, Kasım seçimlerinden önce yapmıştı. Çünkü Haziran seçimlerinde CHP demişti ki biz geldiğimizde %30 zam yapacağız diye. Onlar o zamanlar CHP'ye bu kaynağı nereden buluyorsun filan dediler. Sonra Haziran seçimlerini kaybedince, tek başlarına iktidarı olamayınca ve Kasım seçimlerine götürünce Türkiye'yi, bu kez kendi seçim beyannamelerine koydular. Orada bir %30'luk zam yaptılar. Bakın orada seçim söz konusu olduğu için bu zamı yaptılar. Evet. Ondan sonra yaptıkları zamlar, yani geçen sene %20'nin üstünde enflasyon yaşandığı halde dişe dokunur bir zam değildi. Bu sene de sanmam ki şey olsun. Bakın zaten Bakanı, ondan sonra ve işveren sendikaları, konfederasyonu ağız birliği etmişçesine dediler ki asgari ücreti artıralım, iyi de bir de istihdam var. Ne demek? Yani çok artırırsak zaten çok işsizlik var. İşverenler bunu karşılayamazlar ve adam çıkarırlar. Yani bir anlamda ölümle korkutup sıtmaya razı etmeye. İşte ekonomi aslında bunu dengeleme mahareti, yani ekonomiyi yönetmek bunu dengeleme mahareti. Ne işçi çıkarılacak hem de bir yandan da asgari ücret normal yaşamsal seviyeye gelecek. Maharet orada. Tabii ki yani şimdi Allah aşkına cebine koyacaksınız 2020 lirayı. Hadi şunun da ay sonunu getir bakalım diyeceksiniz bunlara. Değil mi? Bakalım nasıl yapacaklar, hakikaten nasıl yapacaklar, nasıl yetiştirecekler. Şey yok, empati yok yani bu insanlar. Bu para ya bir tane değil, iki tane asgari ücret girse bile bir eve, iki asgari ücretle hem kira ödemek, hem evi ısıtmak, hem mutfak masraflarını karşılamak, çocuk varsa onun eğitim masraflarını karşılamak, ulaşım masraflarını karşılamak filan, bunların nasıl karşılandığını filan bilmiyorlar. Bunlar vicdan denen şey hakikaten kalkmış ortadan. Bir de Mustafa Bey, Tokaç'ın halinden anlamaz yani. Onların yaşam koşulları ortada.
şatafatlı Öyle insanların maalesef. yüksek Bir de şöyle işsizlikleri şeyler, ortada. yani işte firmaların gücü yok. Firmaların nasıl gücü yok ya? Firmalar o zaman güç edinsinler. Yani böyle ucuz işçiliğe dayalı bir ekonomi ne kadar olur? Yani Türkiye ekonomisini tamamen ucuz işçiliğe, vasıfsız işçiliğe dayandıran bir ekonomi yaptılar ve buradan bir adım öteye gidemiyorlar. Yani varsa yoksa inşaat, turizm, ondan sonra konfeksiyon, yani asgari ücretle çalıştırılabilecek, vasıfsız işçilerle yapılacak işler. Ya o zaman yani hem düzgün ücret verin hem de düzgün işler yapın. Yani Batı'da ne oluyor? Yüksek katma değerli işler yapılıyor. Ona göre de işçiye doğru dürüst geçinebileceği ücretler ödüyorlar. Siz de bunu yapın. Yani bırakın artık bu ucuz emek işlerini. Biraz Sömürüyü. daha katma değeri yüksek, ondan sonra verimliliği yüksek işler yapın. İşçileri de buna göre eğitin, ona göre de para verin. Yani bu sefillik nedir? Buradan öteye gidemedi Türkiye. Bunu şimdiye kadar çoktan yapması gerekiyordu. Esas problem bu ucuz işçiliğe dayalı paradigmada, yani bunun aşılması gerekiyor. Umarız. Ama pek Evet. hani böyle olacak gibi de değil gördüğümüz kadarıyla Yok, böyle Mustafa bir Bey. vizyon yok. Yani bunlardan hiçbir umut olmaz, ama hiç olmazsa muhalefet bunun üstüne kafayı yormalı. Evet, doğru söylüyorsunuz. Muhalefete de iş düşüyor tabii. Yani eleştiriyoruz, eleştiriyoruz ama bir şeyler yapılmalı, Evet, muhalefet mesele yani yapılmalı. asgari ücret şuraya gelsin, buraya gelsin değil. Bu asgari ücret meselesinin aşılması lazım. Yani yüksek ücret ver, ama o yüksek ücretle nitelikli insan da sana para kazandırsın. Yani o hem o kazansın hem sen kazan. Ama turizmle, inşaatla, ondan sonra konfeksiyonla ne o para kazanır ne sen doğru düz para kazanırsın. Bunu aşamıyorlar Maalesef. Çok teşekkür ediyoruz Mustafa Sönmez. Sağ olun değerli yorumlarınız yani. Ben için. teşekkür ederim. Hoşça kalın. Teşekkürler. Evet, ekonomi konuştuk sevgili izleyiciler Mustafa Sönmez'le. Yine veriler aynı, tablo aynı. Üstelik daha da kötüye gidiyor sizin de gördüğünüz gibi. İflas eden şirketler var ama bir kısmı yakınlığı nedeniyle kurtarılan bir kısmı var. Bir de bu işte ekonomik kriz nedeniyle kaybolup gidenler var. Bizim TV'de bir başka yayında buluşmak üzere. Hoşça kalın efendim.